Burası Tarlabaşı. Yüzlerce, binlerce insanın büyük umutlarla göç ettiği fakat taşı toprağı altın denilen İstanbul'un gölgesinde kalan en yoksul yerlerinden biri. Beyoğlu'nun tarihi semtlerinden olan Tarlabaşı'nın sakinleri burada var olma savaşlarını sürdürüyor. Bu savaşın kahramanlarından biri ise Tarlabaşı'nın arka sokaklarında eşi ve 5 çocuğuyla birlikte 200 yıllık 2 katlı bir Rum evinde yaşayan Mehmet Yeralan. İsmim Mehmet Yeralan, Urfalıyım. 1971 doğumluyum. 21 sene oldu Tarlabaşı'ndayım. İşte hayatı burada geçiriyoruz işte. Mehmet bir dönem emlakçılık, büfecilik gibi pek çok farklı işle uğraşmış. Şu ansa kendisine ait kiraya verdiği 2 odadan aldığı sadece 1000 lirayla ailesini geçindirmek için uğraşıyor. Tarlabaşı'nda herkes Mehmet'i tanır. Ona Urfalı olduğu için Urfalı Mehmet diye de hitap ederler. Onu tanıyanlar özellikle farklı ülkelerdeki savaş ve yoksulluktan binbir umutla İstanbul'a kaçıp gelen göçmenler. Urfalı Mehmet hayatını başkalarına yardım etmeye, onlara umut olmaya adamış. Arkadaşlarıyla birlikte Tarlabaşı Dayanışma Topluluğunu kurmuş. Derneğin yardımı sayesinde ayakta duranlardan biri 32 yaşındaki Oksana. Rus asıllı Kırgızistan vatandaşı bekar anne, 14 yaşındaki oğlunu memleketinde bırakıp para kazanmak için İstanbul'a gelenlerden. Ancak işler ne istediği ne de umduğu gibi gitmemiş. Çantasıyla beraber geldi. Ben Aksana'ya birkaç tane oda gösterdim ona. Beğendiği odalar oldu. Tamam dedi, abi burası çok güzel. Tamam dedim, o zaman tutalım sana burayı. Yalnız dedi, benim param yok. Aksana o an ağlamaya başladı. Ev sahibisinden sıkıntı yaşamış. Kirasını veriyor. Evinin kirasını Aksana. Akşam da adam diyor, gel benimle olacaksın. Aksana'nın gidecek yeri de yoktu artık. Getirdim evime. Eşimle konuştum. Sağ olsun eşim de zaten benim gibi. Bana her konuda destek olmuştur. Bir buçuk ay... Biz Aksana'yı evimizde misafir ettik. Sonrasında işte biz burada tarla başında çalışmalarımız da olduğu için dayanışma çalışmalarımız. Arkadaşlarımla bu durumu paylaştım. Aksana'yı bu odayı yaptık. Eşyasını koyduk işte burada. Ona sahip çıktık. Abi olduk, baba olduk, kardeş olduk. Ülkemizde hani kötüler de var, iyiler de var. Bunun hissini ona verdik. Tarlabaşı, İstanbulluların adını çekinerek zikrettiği Beyoğlu'nun karanlık bölgesi olarak da bilinen fakat aynı zamanda yüzlerce kayıt dışı göçmene kucak açmış bir yer. Ve Urfalı Mehmet buradaki karşılıklı yardımlaşmanın vazgeçilmez bir parçası olmuş. Ülkemizde yaşayan çok göçmenler var. Mesela Afrikalı göçmenler. Bunlar da bir şekilde kaçak geliyorlar ülkemize. Yabancı göçmenlerimize. Afrika göçmenleri olsun, efendim söyleyeyim, Özbekistan, Türkmenistan fark etmiyor yani benim için. Irkı da fark etmiyor. Yani Müslüman olsun, gayrimüslim olsun fark etmiyor benim için. Herkes benim kapım açık. Selamun aleyküm bro. Aleyküm selam. How are you? I'm fine. How are you? Fine. Thank you. Güzel. Evet, evet. Kime bakayım bana picha? Tamam. Nasıl bu gavan vaka? Ha, kaka bu gavaka. Ne bu gavan? Kateki, işte kateki na. Onda keyin video ni. You see, camera. I always show you how to do. Gel böyle bir foto. Gana'ydı değil mi? Kap. How are you? Türkiye güzel. Small. Türkiye. İngiliz Türkiye small. Okay, my brother. Yeah. No problem. Mehmet mahallesinde yaşayan tüm göçmenlerle dost. Hepsinin dertleriyle dertlenir. Son 8 yılını evsizlere, hastalara, madde bağımlılarına, kısacası hayatın sillesini yemiş herkese adamış Mehmet. Kimini evinde misafir ediyor, kimine eşya sağlıyor, kimini ise tedavi ettiriyor. Kendi hayatı da binbir zorluğa karşı mücadeleyle geçmiş. Bu yüzden tüm vaktini yardımlaşmaya ve dayanışmaya adamaya karar vermiş.
Mehmet bu çabasında yalnız değil. 34 yaşındaki Kadir Bal, 15-20 gönüllüden oluşan Tarlabaşı Dayanışma Topluluğundan Mehmet'in yol arkadaşlarından biri. İstanbul'da bu şekilde kendimize Tarlabaşı Dayanışma Topluluğu ismini verdiğimiz, tabelasız, etiketsiz, içimizde hiyerarşi olmayan, dikey bir yardımlaşma değil ama yatay bir dayanışma şeklinde alan, kararlarımızı beraber oturarak istişare usulü verdiğimiz, henüz daha dernekleşmediğimiz ama etki bakımından birçok derneğin sahadaki etkisinden daha ileri taşıyabildiğimiz bir çalışmamız var burada. Mehmet'in en büyük destekçisi ise 34 yaşındaki eşi Fatma. Zaten bizim kazancımız fazla yok. Böyle orta kesimli bir aileyiz. Ama şöyle, biz hep kazandığımızı çocuklarımızın eğitimi için harcayan bir anne ve babayız. Bu durumda mesela hani benim bir isteğim, bir arzum hiç olmadı. Hiç düşünmedim. Eşim öyle, o da öyledir. Mesela çok mütevazi yaşar. O da hiç düşünmez. Mesela çocuklarımız bizim hep ön planda olduğu için isteriz ki iyi şeyler çocuklarımız için olsun. Ama tabii ki her aile gibi biz de isteriz iyi yaşamayı. Yer alan ailesine ait apartmanın bodrum katından misafirhaneye dönüştürülen iki harap odadan biri, bir Afrikalı göçmen için yuvaya dönüşmüş. Ebu Bekir, bro, how are you? I'm come. Selam aleyküm. How are you, bro? O, eğitim için Batı Afrika'dan Türkiye'ye gelen fakat şansı yaver gitmediği için seyyar satıcılık yaparak hayata tutunmaya çalışan binlerce göçmenden biri. 39 yaşındaki Gambiyalı tesbih satıcısı Ebu Bekir, bir gece başını sokacak yer bulamadığı sırada Mehmet'le karşılaşmış. My name is Abu Bakar Ngom, from Gambia, West Africa. I was in Turkey in 2013. You know, all along I was here to study about key electronic. Then I have to live by myself, walking up and down, you know. But for right now what I do is I buy things small still, sell them in another different places, most of it at night. It was a difficult moment for the past 3 months. You know, there I met somebody who introduced me to Brother Muhammad, you know. Then I explained it to him what happens to me. And then there he gives me a house, a free house, for 2 months, you know, before eventually I was able to get back to my feet to live in this house, you know. It's one in a million, bro. Definitely. You know, he's not rich, but his heart is rich, you know. Definitely. Mehmet ve eşi Fatma'nın misafirhaneye dönüştürdükleri odalarda her gün başka birine rastlamak mümkün. Bu odalarda her gün başka hikayeler yazılabiliyor. Yıllar içerisinde farklı milletlerden kaç kişinin bu odalarda kaldığını, hangi acılarla kıvrandığını, bunlardan kaçının hayata yeniden tutunmaya başardığını Mehmet dahi bilmiyor. Ağır hasta ve bağımlılarıysa Mehmet kendi ailesinin yanına alıyor. Bunlardan biri Maria. 38 yaşındaki kadın aylık 1300 liraya bir bisiklet fabrikasında çalışıyor ve kazandığını ülkesine çocuklarına yolluyor. Yavaş. Ben yine. Ancak Maria ağır hasta. Nefes almakta, hareket etmekte ve hatta konuşmakta dahi zorluk çekiyor. Akciğerlerinde kitle ve su var. İnşallah sağlığın yerine gelir. Ben geleceğim yine. I'm from Uganda. I'm a single mother. I have 4 kids. 2 girls, 2 boys. So, I didn't have an alternative other than coming to work for them. And I'm only the one who is taking care of them. School fees,
everything. Now for 3 months I've not been working. I don't know how they are going to go to school. I don't know, I'm stuck. Every time I think of it, maybe it increases even my pain. Maria'nın bir an önce iyileşmesi için Mehmet ve ailesi ona yakın alaka gösteriyor. Hasta ve yardıma muhtaç kadına evlerinde bakıyorlar. İşte sabah geldi. Burada ilk basamak işte Sağlık İlçe Müdürü'nün bize göstermiş olduğu burada göçmen sağlığı diye bir yerimiz var burada. Oraya götürdük. Hocam baktı, CD'lerine baktı, muayene etti. Durumunun onun da kötü olduğunu söyledi. Bunun dedi hastaneye yatması lazım. Burası benim misafirhanem. İşte buraya yer yaptık kendisine. Bir haftadır, yaklaşık bir haftadır işte burada yanımızda. Yemeğini falan bakımını elimizden geldiği kadar yapıyoruz ama işte sağlık konusundan bir şey yapamıyoruz şu an yani. Maria, Mehmet ve ailesi gibi iyi kalpli insanların kendisine destek çıktığı için her şeye rağmen şanslı sayılır. Zira İstanbul'da yaşayan insanların çoğu belki tarla başında hayata tutunmaya çalışan göçmenlerden bir haber. Mehmet ise hepsine sahip çıkmaya çalışıyor. Hep birlikte büyük bir aile olmuşlar. O göçmenlerden bir diğeri ise 37 yaşındaki Ganalı Monica. Mehmet is very good man. If somebody is sick, if I call him, he'll come and take the person, go to hospital. Me, if my husband beat me, Mehmet will come and fight with my husband. He will bring gun to come and fight with my husband. You know Turkish? You cannot fight with woman. Woman is woman. Yes. So Mehmet will come and fight with my husband. So Mehmet helped me a lot. If I need clothes, Mehmet will give me. If I need money, sometimes I'll call Mehmet. Mehmet, today I don't have money. Borrow me some money. We'll go to bank and come and collect money and give me. After, I will give him. If I don't have phone, I'll call him Mehmet. My husband beat me, he spoiled my phone. Mehmet will give me phone. So I like Mehmet too much. Mehmet'in eşi Fatma ise zaman içinde Monica ile kardeş gibi olmuş. İki kadın çocuklar konusunda birbirinden esinleniyor ve birbirinin kültürü hakkında birçok şey öğreniyor. Ay bak, bağlamadı bile. Sonra bu kadar. Bitti. Hello baba. Geldin ama ya. Bitti. Çok güzel ama. Yok, bak. Çok güzel. Bu kadar. Hiç unutamadığım en güzel anılarım bu yeryüzü sofrası oluyor. Yani bizim sokağımıza kurduğumuz sofra oluyor. En güzel anılarımız orada oluyor. Çünkü o heyecan hiç bitmiyor. Aşağıya işte yemek götürüyoruz, yemekler dağıtıyoruz. İşte ne bileyim, herkesle kardeş içinde yediğimiz için çok güzel oluyor. Mehmet ve arkadaşları dayanışmayı Ramazan ayında sokağa da taşıyor. How are you, sister? Fine. I'm ready to eat it. Hey, thank you. Oh. Ben seviyorum abi çorbaları. Harika bir çorbaları var bunların. Covid. Finish. Maybe 20 minutes. Mehmet ve dostlarının kurduğu bu yer sofrasına oruç tutsun tutmasın pek çok milletten insan oturuyor. Tarlabaşının arka sokaklarına kurulan bu iftar sofraları zaman içinde ülke ve din sınırları tanımayan kardeşliğin, yardımseverliğin ve sevginin sembolü haline geldi.